Özgüven kendimiz hakkında düşündüklerimizdir. Ben kendimle ilgili ne düşünüyorum? Pozitif mi, negatif mi? Kendimiz hakkında iyi şeyler düşünüyorsak eğer, dünya gözümüze hoş görünür. Verimliliğimiz artar, insan ilişkilerimiz güzelleşir. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Özgüveni olan, kendiyle ilgili pozitif düşünen insanların iletişimi, verimi, her şeyi farklı. Yaydıkları bir enerji, bir elektrik var. Ve bu kaçak elektrik değil, kaliteli elektrik, işe yarayan elektrik. Özgüveni arttırmak önemli mi? Önemli. Ne yapılabilir? Akıllı insanlar kendilerini iyi hissettirecek şeyler yapıyorlar. Bir defa sana kendini iyi hissettirecek şeyler yap. Ne yaparsan mutlu oluyorsun. Ne yapmak sana keyif veriyor? Ama bunu yaparken dünyada başka insanlar olduğunu unutmadan yapıyorlar. Ben özgürüm, istediğimi yaparım, istediğim şekilde hareket ederim düşüncesiyle değil. Sizin yaptıklarınız beni, benim yaptıklarım sizi etkiler düşüncesiyle hareket ediyorlar. Hepimiz birbirimize bağlıyız, sorumlu davranmalıyız. Mantık, kafa bu. Akıllı insanlar şunu çok iyi biliyor. Bu dünyada iki tip insan vardır. Alanlar ve verenler. Alanların karnı doyar, verenlerin ruhu doyar. Verenler yüksek özgüvene ve pozitif bakış açısına sahiptir. Bütün yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz 14 asır önce buna dikkat çekmiş ya. Alan el olma demiş, veren el ol. Çünkü veren insanlar topluma hizmet eder. Aslında topluma hizmet ederken kendine hizmet eder. Biz bunun ne kadar farkındayız? Akıllı insanlar negatif düşüncelerden ve negatif insanlardan uzak durur. Onlar şunu bilir. Kişinin karakterini belirleyen yalnızca bulunduğu çevre değil, aynı zamanda sakındığı çevredir. Kiminle beraber olduğun kadar, kiminle beraber olmayı reddettiğin de çok önemli. Seni aşağıya çeken, seni değersizleştiren, sana katkısı olmayan, seni negatife sürükleyen insanlara dur diyebiliyor musun, diyemiyor musun? Çünkü negatif kişilerle görüşürsen sen de negatif olursun. Eğer başarılı insanlarla görüşürsen sen de başarılı olursun. Akıllı insanlar şunu bilir. Düşüncelerini kontrol etmek zor ama takip edilebilir. Gün boyu özgüvenine zarar verebilecek ne gibi düşünceler geldi aklına? Yaz bunları. Ve şunu sor. Kendime güvenmemem için bir sebebim var mı benim ya? Neden ben kendime güvenmeyeyim? Benim ne eksiğim var? Ve gelen o negatif düşünceleri yok et, bertaraf et. Akıllı insan negatif, olumsuz düşünceler aklına geldikçe bunları yakalar ve o negatif düşüncelerin yerine pozitif düşünceleri yerleştirir. Akıllı insanların başarılarını not ettikleri günlükleri vardır. Her olumlu, güzel şeyi kaydederler ve ona baktıkça motive olurlar. Hoşuna giden güzel motive edici sözleri de kaydederler. Onları okuyarak da motive olurlar. Akıllı insanlar evlerine kapanmazlar. Yabancılardan kaçmazlar. Tanımadıkları, bilmedikleri ortamlara girmekten çekinmezler. Hiç tanımadığı ortama girer, kendine güvenini gösterir ve orada insanlarla bağ kurar. Ve tanıştığı yeni insanlar, yeni atmosferlerle beraber o güvenini tazeler. Ve bunun dışında çevresinde gittiği geldiği restoranlar, marketler, orada çalışanların hepsine değer verir, önemser ve onlara değer vererek kendi değerinin farkına varır. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.